Bilgisayar tercihleriyle ikinci bölüme yavaş yavaş başlayabiliriz. Ee, önce kendimi takdim edeyim. Onur Kabadayı, FGA'da ekip lideri olarak çalışıyorum. 6 yıldır FGA'dayım. 2013'ten beridir de Lumion'la haşır neşirim. Bugün de biraz size e, bilgisayar tercihleri konusunda bilgi aktarmaya çalışacağım. Hemen ardından da tekrar Lumion'a döneceğiz. Bu kısım oldukça kısa diyebilirim aslında. E, bu anlatımın aslında... Esas konu adı en iyi bilgisayar. Ee, en iyi bilgisayar genellikle bilgisayar tercihlerimizde ilk söylememiz olabiliyor. Hani en iyi bilgisayarı satın alalım, işlerimizi hızlandıralım, verimimiz artsın gibi bir yaklaşımımız olabiliyor. Fakat e, şunun da farkında olmamız gerekiyor aslında. E, belki birçoğumuz zaten bu konuya hakimiz ama e, olur da gözden kaçıran yoğunluk arasında veya teknolojiyle nispeten ilgisi az olan kişiler için de bu gündeme dokunmak oldukça aslında kritik diye düşünüyorum. Tabii bugünkü konumuzda en iyi bilgisayar gerçekten sizin için en iyi alternatif mi? Biraz buna bakacağız. Tabi konumuz o tarihteki ilk bilgisayar üzerinden değil, günümüz teknolojilerinden devam edecek günümüzdeki en iyi bilgisayar alternatifi. Bunu konuşurken ee, sadece Lumion'a da dokunmayacağız aslında. Pek çok yazılıma da e, biraz biraz dokunacağız ama tabii ki ana konumuz Lumion. Lumion'a geri döneceğiz. Ee, aslında biraz da yazılıma göre bilgisayar tercih etmemiz gerekiyor. Ee, bunun da temel prensibi her yazılımın bilgisayarı kullanma biçimi birebir aynı değil. Örneğin ekranda gördüğünüz bu uygulamaların, bu yazılımların e, Birçoğu aslında farklı sistem kaynaklarını farklı şekilde kullanıyorlar ve aralarında çok net bir ayrım var. Ee, gördüğünüz şekilde çok net kırmızı bir çizgiyle sistem kullanım yöntemlerini ayrıştırabiliriz bu uygulamalar için. Eğer ağırlıklı olarak örneğin AutoCAD kullanıyorsanız aslında sektördeki en iyi bilgisayarı almak üretim performansı açısından size en iyisini vermeyecektir. Neden? Çünkü AutoCAD uygulaması sadece işlemcinizin tek çekirdeğini verimli bir şekilde, yüzde kapasitede kullanılabilen, kullanabilen bir uygulamadır. Ee, sizin kaç tane çekirdeğiniz olduğu ile ilgilenmez. Sizin 16 tane çekirdeğiniz olabilir. Xenon işlemciniz olup 72 çekirdeğe kadar seçenek vermiş olabilirsiniz. Fakat üretim yaparken bilgisayarınız istediğiniz o verime ulaşmamıştır. Sonra geri dönüp bakarsınız bilgisayarınıza. Dersiniz ki ben en iyi işlemciyi almışım. En iyi sistem şu anda sahibim. Bundan iyisini alabilecek bir seçeneğim yok. O zaman ekran kartını değiştirmem gerekiyor. Ekran kartını değiştirdiğimizde hayatınızda hiçbir şey değişmez. Bu sefer bir problem arama noktasında devam ederiz aslında. Buradaki net ayrımın sebebi yukarıdaki uygulamalar çoklu çekirdekten faydalanabilen bundan verim üretebilen uygulamalarken aşağıdakilerin her biri sadece tekil çekirdek performansıyla çalışabilen uygulamalardır Bu sizin hayatınızda aslında ne değiştiriyor değiştiriyor biraz ona bakacağız ona bakmadan evvel bir Autodesk'in kendi resmi sitesinde verdiği bilgiyi birlikte inceleyelim kaynak olarak da oldukça uzun bir link var ama hani e, AutoCAD single core vesaire bir şey yazsanız mutlaka çıkar. Bu sayfanın içerisinde aslında aşağılarda şöyle bir çizelge veriyorlar, bir grafik veriyorlar aslında. Bu grafikte net görmemiz gereken veri bu Autodesk'in dediğim gibi kendi resmi sayfası. Gördüğünüz tek çekirdekteki verim %100, iki çekirdekteki verim %50. 16'ya doğru gittiğimizde %5, %6'lara kadar düşüyor. Yani sizin sisteminizden alabildiğiniz en yüksek verim işlemcilerin hani satın aldığımızda bir gigahertz değeri oluyor ya o değer kadar. Kaç tane çekirdeğiniz olduğunun e, hiçbir önemi yok. Eğer o gigahertz değerimiz düşükse mesela bir iş istasyonu satın aldık. Zenon işlemcisi var. 2.4 gigahertz işlemci kapasitemiz var. Ama e, çokça fazla da çekirdeğimiz var. AutoCAD'de üretim yaparken 2.4, 2.5 neyse o gigahertz değeriniz, o kadar gücünüz var. 70 tane çekirdeğiniz olmuş, hiçbir kıymeti yok. Ee, bunun tabii ki size bir katkısı, bir faydası yok mu? Hani biz bunları neden alıyoruz dediğimizde tabii ki var. Ee, örneğin 16 tane çekirdeğiniz varsa ve siz otoketi kullanırken ekstra uygulamalar açıyorsanız ki açacaksınız, o zaman bu kalan sistem performansımızı diğer uygulamalara tabii ki aktarabileceğiz. Fakat e, veyahut da geleneksel tipte işlemci render alıyorsak e, o render'ları üretirken ne kadar çok çekirdeğimiz varsa o iş o kadar çabuk bitecek. Tabii ki e, bu yöntemlere dahil ediyorsak bu sistemi, bu işlemciler gayet verimlidir. Lakin biz şayet bunu nispeten Lumion gibi bir render yazılımıyla bu sistemi tercih ediyorsak tekil çekirdek performansı kullanan işte AutoCAD, SketchUp, Cinema 4D, Max gibi uygulamaları tercih ediyorsak o zaman GHz değerimizin yüksek olması gerekiyor. Ee, örneğin şu anda sektörde kullanılan 7700, 8700 gibi i7, i8, i9 nesillerindeki işlemciler bizim buradaki üretim performansımızda daha e, verimliler, daha iyiler. Şimdi Gelelim bir de tabii ki bunun maliyet boyutuna ve verim boyutuna. Şimdi biz en iyi bilgisayar olarak ararsak işlemcimizi. Ben bunu 13 Kasım'da çekmişim bu e, özeti. 13 Kasım'da en iyi işlemci diye bir liste çıkarttığımızda karşımıza bu işlemciler geliyor bakın. E, bir benchmark sitesi çokça kaynağı zaten sizler de ulaşabilirsiniz. En yüksek işlemci değerine şöyle bir baktığımızda yani 3 GHz 3. 30, şey 2.30'muş. 3.10 var herhalde en yüksek değil mi? Evet. 3.20 varmış şurada. 3000 dolar. Enteresan. Yani aslında rakamlar 4 haneli. Belki bir tane 3 haneli rakamımız var. Bunların her biri aslında kullanabileceğiniz en iyi işlemciler. Fakat az önce söylediğim hadise GHz değerlerimiz düşük. SketchUp için, Lumion için, AutoCAD için, Max için, Cinema 4D için eğer üretim sahnesinde verim elde etmek istiyorsanız en iyi işlemciler bunlar değil. En iyi işlemciler neler? Tekil çekirdek performansı yüksek olan, buna göre performans sıralaması yaptığımız işlemciler aslında. Şimdi burada baktığımızda neredeyse hani iki değerine sahip işlemci yok. iki tane var. Onun haricinde dörtler bu sefer devreye girmeye başladı. Ne tesadüf ki burada da dört haneli fiyat yok neredeyse bir tane dört haneli fiyatımız var yani maliyet açısından da fiyat açısından da şu an daha tasarruflu bir konumdayız yani siz geleneksel tipte render almıyorsanız çoklu işlemci çekirdeğinden verim üreten bir uygulama kullanmıyorsanız o zaman sizin için doğru adres bu ekran ki e, Lumion kullanan bir grubuz şu anda. Mutlaka tabii ki diğer alternatiflere de yöneliyoruzdur. Lumion için de doğru adres burası. Sonuç itibariyle bizim 3.5-4 GHz'ler bandında hatta onların üstüne belki çıkacak işlemcilerle üretim süreçlerimizi daha verimli, daha hızlı, daha akıcı hale getirebilmemiz mümkün. Tabii bu sistem sadece işlemciden de oluşmuyor. Bu videoyu hani pek çok ziyaretimde aslında kullandım, gösterdim. Burada da tekrar bir hızlıca göreceğiz burada bir Quadro K5000 ekran kartıyla GTX 1080 ekran kartının üç farklı yazılımda kıyaslanması anlatılıyor. Üretim sürecinde ekran kartının görevi görüntüleme. Örneğin Maya ile başlayacağız, Max'e bakacağız ve Cinema 4 diye bakacağız bu videoda. Şu altta da görüntüleme kare sayılarını görebiliyor olacağız. Yani biz bu animasyonu, şey bu görseli üretirken saniyede kaç kare görüntüleyebilecek? Onları göreceğiz. Hemen izleyelim. Maya'nın içinde 80'e 220 gördüğünüz gibi, 3D Max'te bir iç mekan sahnesi 120'ye 150. Cinema 4D'de bir benchmark ekranı 133'e 140. GTX ekran kartının yer yer daha iyi, yer yer çok yakın olduğunu gördük. Fakat şunu göz ardı etmemiz, etmememiz gerekiyor yeniden. Quadro fiyat olarak bu animasyonun üretildiği tarihte şu an mutlaka değişmiştir ama 800 dolar daha pahalı olarak belirlenmiş GTX 1080'e göre. Bu demek değildir ki Quadro kartlar kötüdür, değildir. Sadece oyun sektörü, Kuadratlara göre daha hızlı gidiyor, daha fazla ihtiyaçça e, ihtiyaç üretiyorlar. Bunun neticesinde de bu oyun kartları biraz daha hızlı gidiyor. Düşünün ki bilgisayar oyunlarını uçsuz bucaksız bir sahnenin dünyanın içerisinde pek çok şeyle etkileşime geçerek yansımaların işte çeşitli efektlerin, mevsimsel etkilerin canlı bir şekilde uygulandığı gösterildiği e, sahnelerde biz bulunuyoruz, bir şeyler yapıyoruz, aktif bir şekilde yer alıyoruz. Bu kartlarda aslında onları çevirmekte, o teknolojileri getirmekte yükümlü bir şekilde ilerliyor. Hiç mi dezavantajı yok şu kartın? Var. Ee, daha nispeten kırılganlar iş istasyonlarına göre. işte çok ısınırsa, yeterli elektrik beslenmezse e, çokça fazla hata üretebilir, kapanabilir. Yani, bu da demek değildir ki hani e, çok kötü kartlar, iyi kartlar biz de kullanıyoruz. Lakin bu karta göre de daha kırılgan bir kart. Bunun da tabii ki bilincinde olmak gerekli. Şimdi tabii ki bugünün esas konusu diğer yazılımlardan nispeten Lumion. Ee, Lumion'un sistem gereksinimlerine biraz daha odaklanalım bakalım. Ve neye ihtiyacımız var? Onun üzerinden de bir tekrar geçelim istiyorum. Ee, ana bileşenimiz ki birinci sıraya yerleştirdik. Ekran kartı Lumion için çok kritik biliyorsunuz ki. Şu anda geldiğimiz noktada herkese en az 1070 sahibi olmasını, verimli bir lümyon kullanımı için GTX 1070 sahibi olmasını istiyoruz, talep ediyoruz, yönlendiriyoruz. Bu 1060 ile çalışmıyor, 1060 Ti ile çalışmıyor veya 1050 serisiyle çalışmıyor anlamına gelmiyor. Fakat artık geldiğimiz noktada 1070 bizim için alt sınır. Dolayısıyla size de tavsiyemiz bu. Eğer bütçemiz el veriyorsa tabii ki Seçeneklerimiz 1080 Ti'ye kadar bir önceki nesille devam ediyor. Yeni gelen RTX'ler de oyunu çok ciddi bir şekilde değiştirecek. Çok gümbür gümbür gelen iyi performans veren kartlarımız mevcut. Biz henüz kendi ofisimizde test edemedik. Fakat Lumion forumunda %20-%30 minimum fark ettiğini bu kartlarda bir önceki versiyonlarına göre duyuyoruz. Dolayısıyla iyi verimle çalıştıklarını söyleyebilirim bu forumdaki kaynağa göre. İşlemci çekirdek performansı çok önemli dedik. Az önce biraz da dokunduk. Burada Lumion sizden minimum 3 GHz'lik bir işlemci istiyor. En az. Ve e, en verimli noktasında 4 GHz'de ulaşıyor. Yani biz 4.2 GHz bir işlemciye sahipsek o 0.2'nin Lumion için bir kıymeti yok aslında. 4'ün üzerinde bir verim üretebilme yetisi yok. Lumion'un kendi paylaştığı bir veri. Dolayısıyla biz 4 GHz'e çıkan ulaşan bir işlemciye sahipsek Lumion'dan tam puan alırız bu verim üzerinde. Base or Boost demesinin temel sebebi örneğin benim bilgisayarımın bir benchmark ekranını göstereceğim sizlere. 2.8 GHz'lik bir işlemcisi var fakat Turbo Boost denilen bir yetisiyle onu 3.5'a 3.4'e çıkartıyor ve ben Lumion'da işlemciden iyi puan alıyorum. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir boost edebilme yetisi varsa bilgisayarın Oradaki çıkabildiği değerde burada sizi iyi noktalara getirebilir, ona da dikkat etmek gerekli. Ram tabii ki önemli. 16 GB minimum sistem için gerekli diyorduk, artık 32 demeye başladık. Fakat bunu söylerken e, yeniden üzerine hani basa basa söylememiz gereken diğer bir detay, bunun veri hızı megahertz değeri de çok önemli. Sizin bütün o sistem akışınızı etkileyen veriminizi belirleyen unsurlardan biri. Bunu tercih ederken 32 GB'a tabii ki bakalım. Yani buradaki ana değere tabii ki bakalım ama megahertz değerinde mümkün mertebe arttırmamız gerektiğini gözden kaçırmamamız gerekiyor. Güç kaynağı belki üzerine hiç düşünmediğimiz, konuşmadığımız nispeten sistemin en son noktalarından biri fakat bu bütün kalemlere yatırdığınız maliyetin verim üretip üretmemesine karar veren unsurlardan biri. Eğer doğru güç kaynağını kullanmıyorsanız satın aldığınız işlemci tam verimini, satın aldığınız ekran kartı tam verimini yani bütün sistem tam verimini gösteremez. Ee, 1070 için minimum beklenti 500 watt artık. Zaten 500 wattın altında bir enerji kaynağı ile hareket etmemeniz gerekiyor ki bunun üstüne çıkmak lazım mutlaka ki. Ee, artık 750 wattlar bizim için normal değerler gibi e, olacak. Bu sistem bileşenlerinin e, tüketim grafiklerine göre. Hard disk SSD olmak zorunda. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. O yüzden 5. sırada artık olmazsa olmaz bir bileşen. 500 MB bölü saniye okuma ve yazma hızının altında bir SSD tercih etmeyin. Ve mutlaka bir SSD'niz olsun. Artık başka seçeneğimiz yok aslında. Ve benim bilgisayarımın Lumion'daki test sonuçları, 1070 ekran kartı var, 8 GB'lık bir hafızada. Zaten 1070 ve üzerinde 8 GB'ın altında bir seçenek yok. Dolayısıyla 1070'e sahipseniz şunu zaten kazanacaksınız. Ve gördüğünüz gibi tam puan alıyoruz burada. Ve işlemcide 2.8 ama bahsettiğim o Turbo Boost yetisi sayesinde 3.5 ile yaklaşık o yeşil bölümün yarılarına yaklaşmış durumdayım. RAM'de de 32 GB bir RAM kapasitesi var bilgisayarın. Burada da tam puan alabiliyor gördüğünüz şekilde. Bu sistemle Lumion 9'da da aslında aynı kapasitede, aynı verimde çalışabildiğimi hani deneyimledim. Sizinle de e, paylaşabilirim. Burada e, donanım tercihlerinizi yaparken lütfen bize danışmaktan, sormaktan çekinmeyin. Mutlaka e, Gerek teknik ekibimiz olsun, gerek ben, gerek satıştan arkadaşlar size bu noktada doğru veriye ulaşma konusunda yardımcı olacaklardır. Zevkle de destek oluruz. Sonuçta biz bu uygulamalardan verim almanızı hedefliyoruz. Bunu alabileceğiniz en doğru bilgisayarlar için de yardımcı olmak aslında görevimiz.